çakmaklarda uç Fırat'ım bakmaklara yok suratım vay kardeşim vay Fırat'ım demek sende demek sende. 20 Şubat 2015'te Ege Üniversitesi'nde şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu, İçin Ülkü Ocakları tarafından Kur'an-ı Kerim hatimleri gerçekleştirdi ve Çakıroğlu'nun şehadetinin seneyi devriyesinde Erzurumluoğlu Camii'nde hatim duası yapıldı. Yapılan hatim duasına MHP İl Başkanı Vahit Demiröz, Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar, ülkücüler ve vatandaşlar katılım sağladı. Burada bir açıklama yapan MHP İl Başkanı Vahit Demiröz, Çakıroğlu'nu rahmetle anarak programı düzenleyen Ülkü Ocakları'na teşekkür etti. İlk şehidimiz Uhud Kılıçkan'dan, son şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na kadar tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diyorum. Ruhları şad olsun. Onların izinde daima bu dava için çalışmaya devam edeceğiz. Büyük Ocaklarımızın düzenlediği bu gece için de tabii kendilerine teşekkür ediyorum. Birliğimizi, beraberliğimizi sağlamaya devam ediyor. Hepsine Allah razı olsun. Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar ise Çakıroğlu'nun gerçek bir ülkücü olduğuna dikkat çekerek böyle bir programla kendisini andıklarını söyledi. İlk şehidimiz, ilk yüce şehidimiz Ruhi Kılıçkıran, şehitlerimizin yolbaşçısı. Son ülkücü şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na kadar 1968 yılından 2015 yılına kadar şehitler kervanımız var. Bizler de abilerimizin, kardeşlerimizin izinde gitmek için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Aslında aradan 9 yıl geçti. Bugün tam 9 yıl önce Fırat kardeşimiz şehadete yürüdü. Ama biz ilk günkü acımızı hala yüreğimizde yaşıyoruz. Burada da kardeşlerimizle, abilerimizle, başkanlarımızla birlikte Fırat kardeşimizi ve diğer ülkü şehitlerimizi anıp onlara Fatiha göndermek için bir aradaydık. Tüm ilçelerimizde de mevlüt programları gerçekleşti. Onların ruhları için ikramlarda bulunuldu. Ruhları şad, mekanları cennet olsun inşallah. Program sonrası katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Azınlığın çoğunluğu tahakküm altına aldığı bir ortam var. Maalesef bu duruma ses çıkaran vatan evlatları burada bu kadarla sayılı. Bu teröristlerle mücadele etmek kolluk kuvvetlerinin asli görevidir. Onlar bu görevi yerine getirmedikleri için biz vicdani görev olarak bunu kendimize şart koştuk ve bir şekilde mücadele etmeye çalışıyoruz. Bunu da herkes bilsin, mücadelemizden yılmayacağız arkadaşlar. Son efen gidiyor, ey Ege uyan. Sen yazmadan tarih, seni yazdı Fırat. Sen yazmadan tarih, seni yazdı Fırat.